İnsanlar her durumda ikiye ayrılırlar. Borçlu alacaklı, patron çalışan, zengin fakir. Bunlardan hangisi olacağınıza siz karar veremiyorsunuz. Ama av mı ya da avcı mı olacağınıza siz karar veriyorsunuz. Bugün bizim için güzel bir gün çünkü uzun bir aradan sonra araya kocaman bir salgın girdi. Neredeyse sinema salonlarını unutmuştuk ama bugün bu çekimi çok şükür sinema salonundan yapıyoruz. İnsanlar İkiye Ayrılır filmi vizyona girdi. Güzel bir film, etkileyici bir film ve filmin dev kadrosu bizimle birlikte. Sevgili Burcu Biricik, yönetmenimiz Tunç Şahin, Pınar Deniz ve Aras Aydın bizimle birlikte. Evet, tekrar sinema salonlarında olmak söylediğim gibi bizim için çok keyifli. Sizin için de öyledir. Tekrar beyaz perdeyle buluşmak. Gerçi filmler çekiyorsunuz, pek çok yapımda da rol alıyorsunuz ama sinemanın tadı ve tekrar kapalı salonlara dönmek de bana çok iyi geldi. Açık sahnede izledim. İstanbul Film Festivali'nde izledim filminizi. Ama genel olarak isterseniz bu salonlara dönme hikayesinden başlayalım. Yönetmenden başlayalım. Biz filmi aslında 2020'nin Mart ayında çekecektik. Mart 25 gibi galiba set tarihimiz vardı. 11 Mart'ta galiba ilk Covid vakası çıktı Türkiye'de. 17'si 18'de fark ettik ki çekemeyeceğiz. Ve bir 3 aylık bir ara girdi. 3 aylık aradan sonra da sete çıkan ilk film ekibiyiz aslında. Bütün bu Covid koşullarında çalışmanın nasıl yürüyeceğini test eden o... çalışma şeklinin oluşturulmasında arkadaşlarımız çok yardımcı oldular. Bir yıldan uzun bir süredir bekliyoruz. Yani benim filmi yaptıktan sonra bir süre beklemek aklımda vardı ama bu kadar uzun bir süre bekleyeceğimizi tahmin etmiyordum. Nihayet bir takım açık hava gösterimleri, işte festival gösteriminin sonunda sinemalarda seyirciyle buluşuyor olma cümlesinin kendisini söylerken bile bir coşku hissediyorum. Umarım o coşku seyircilerde de vardır. Gerçekten buluşuruz. Merakla bekliyorum. Evet, kısa alayım hemen görüşlerinizi. Sinemalara dönmek, tekrar beyaz perdede film izlemek sizi heyecanlandırıyordur diye düşünüyorum. Yani ben şu sinemanın kapısından 2 yıldır herhalde girmemişim. Evet. Girerken bile böyle oldum. Aa evet kanka sinema. Yani burada çok fazla film izliyordum, bir de o yüzden olabilir. Ben açıkçası bir ara umudumu kaybetmiştim. Yani biz galiba vizyona giremeyeceğiz diye düşünmüştüm. Ama böyle bir anda evet tamam vizyondayız 10 Eylül film falan böyle bir söylenince hala da çok inanmasam da bugün gerçekten evet filmimiz sinemalarda. Çok büyük heyecanla bekliyorum. Bence seyircinin de çok keyifle izleyeceği bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden teşekkürler. Evet, koşarak geldiğini biliyorum sen. Koşarak geldim. Aynen koşarak böyle filme giderdim set zamanı. Ben modada otururdum ve bayağı moda sineması, işte Kadıköy sineması yani herhalde kendi yani nefes alabildiğim alanlardı sinemaya gittiğim o alanlar. Yani hiçbir zaman aynı zevki alamayacağımızı düşünüyorum. Oturup o televizyonu bırakın artık böyle tablete ve telefona döndü ya o iş. Ben asla o zevki alamayacağımı düşünüyorum. Tıpkı gibi hani kağıda dokunmam gerekiyor derim hep ben. O yüzden çok heyecanlıyım ve ben herkesin kesinlikle gitmesi gerektiğini düşünüyorum ve bir şekilde maskenin koruduğunu bildiğimiz için yani 2 saatlik bir sürede maske takmanın kimseye bir zararı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden sinemada izlemenin başka bir keyif olduğunu biliyorum ve o günler tekrar geri gelsin istiyorum aslında. Evet. Evet, Aras geldi mi o günler geriye? Geldi. Ben gerçekten dediği gibi çok umutsuzdum ama yani bir de biz işte pandeminin başı gibiydi. Tunç'un dediği gibi böyle bir zamanda insan iletişim eksikliği yaşıyor. Sürekli evde olmak, işte bir şeylerle uğraşmak. Yani sosyal de biriyseniz olmasanız da insanın iletişimi azalıyor bir şekilde. Ve film aslında bizi böyle tekrar iletişime doğru sürükledi. Hani çok da keyifli çalıştık. Ben de yani fırsat buldukça bu kırmızı koltuklarda işte girince böyle numaraları görünce 12, 11, 10, 14 falan. Heyecanlıyız yani çok heyecanlıyız. Filmimizi izlemeye geldik. Bakalım. Evet, film çok hızlı, evet. Çok dinamik. Yeni nesil bir film. Zamanlar arasında gidip geliyoruz. Hollywoodvari bir film olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda festivalde de yarışıyor. Bir festival filmi de bir taraftan. Ama karakterlerin ruh hallerini de bir o kadar kendi içimizde hissediyoruz. Yani zaman zaman işte senin yerine koyuyoruz kendimizi. Zaman zaman senin yerine Tabii ki senin yerine de. Dolayısıyla da yani hiç bir yerden kaçırmıyoruz filmi yani. Sürekli o filmin içerisindeyiz, hiç bizi bırakmıyor. O yüzden de hem çok insanların eğleneceğini ve çok da şimdiki zamanı sorgulayacağını düşünüyorum. Yani beyaz yakalı mevhumunu mesela. Muhtemelen öyle. Yani filmin anlattığı dertler maalesef gittikçe daha fazla insanı sıkıştıran mevzuların ortasında kalmış bir hikayeden bahsediyoruz. Aras'la Burcu bir bankanın banka için çalışan bir tahsilat şirketinde çalışıyorlar ve borçları psikolojik bir takım oyunlarla sıkıştırarak onlardan para koparmaya çalışıyorlar. Buradaki borçlu mağdurumuzu da Pınar oynuyor, Ceylan karakterini. Bu hikayenin dinamiklerinin olan biteni eğer birinci dereceden kendimiz deneyimlemediysek de hepimizin etrafında 3 aşağı 5 yukarı bu süreçlerden geçmiş pek çok insan var. Böylesi bir mevzuyu seyirciye konunun kasveti haricinde bir ritimle anlatma deneyimi vardı şeyde. Farklı zaman diliminde bahsettiğiniz gibi. Öyle bir yolculuğa çıktık. Ben de o bu bahsettiğim heyecanlı anlatının seyirciye geçeceğini ümit ediyorum. Evet, ben geçtiğini düşünüyorum. Yani siz oynarken de onu muhakkak hissetmişsinizdir. Zaten sonra da izlediniz filmi. Sizin için nasıl, oyuncular açısından nasıl bir deneyimdi film? Hani çok klasik bir soru olabilir ama bir taraftan da farklı yapımlarda yer alıyorsunuz. Her yapımın şeyi farklı, anlattığı farklı, zamanları farklı. Ama bu sanki çok hepimizin yaşadığı, dibimizde olan olaylar ve bu kadar hayat hızlanırken, hani beyaz yakalılar, herkes beyaz yakalı olmak isterken bir taraftan da biz beyaz yakalıların artık kirli beyaz yakalılar olduğunu görüyoruz filmde. Ve bunu sorgulamaya başlıyoruz. Hatta bence mavi yakalılardan daha ağır şartlarda yaşadığını anlatıyorsunuz bize. Aslında normalde bir film çektiğinde biz hep mağdur tarafız ya, ben mesela borçlu tarafım ve sanki mağdur taraf benmişim gibi görünüyor. Ama Burcu'nun oynadığı karaktere baktığında alacaklı kısım, yani Burcu daha iyi anlatır tabii ama yani orada biz onun ruh halini ve genel psikolojisini gördüğümüzde ona hak veriyoruz. Aslında bence filmdeki bütün karakterlere hak vererek çıkıyorsun. Yani en kötü diye kodladığımız Erdem'in oynadığı karaktere bile hak vererek çıkıyorsun. O yüzden senaryoyu ilk okuduğumda ben kendi oyunculuk deneyimimde siyah beyaz karakteri oynamaktansa o gri olan ve hayatta yaşayan karakteri oynamayı daha çok seviyorum ve o yüzden ilk senaryo okuduğumda direkt ben varım, kesinlikle olmalıyım demiştim ve özellikle kaçıncı, bu benim 4. kez izleyeceğim. Her izlediğimde Burcu'nun tarafından, şöyle Burcu'nun tarafından dediğim alacaklı taraftan da bakıyor olması beni çok etkiliyor mesela. Evet, aslında tek taraflı değil çünkü. Onu da ben de aynı şeyi düşünüyorum, haklısın. Yani filmde hakikaten filmin ismi o kadar filmi anlatan da bir isim ki ve hayatlarımızı da anlatan bir isim ki yani işte sürekli filmde şeyi sorguluyoruz. Yani av mısın avcı mısın, hangisi olacaksın? Ama bu filmde gerçekten bütün karakterlerin hem av hem avcı olduğu ve bunun sürekli olarak değiştiğini gördüğümüz bir film aslında. Duygu özelinde de hakikaten öyle yani evet, beyaz yakalılar olarak yaptığımız işi sorguladığımız çok vicdani ve ahlaksal kısımları var ve aslında ilk onun çaresizliğinden yola çıkarak yola çıkıyoruz ve alacaklı taraf olarak çaresizliğin ne demek olduğunu da bildiğim için eğer işinde biraz profesyonelleştiğin zaman o çaresizlikten nasıl yararlanacağını artık çok iyi bilir hale geliyorsun. Evet. O yüzden enteresan dönüşümleri ve sert virajları olan bir film ve bir de dediğin gibi yani yeni nesil bir film. Hakikaten yani hikayesi olarak da Tunç'un o anlamda zaten kalemini çok seviyoruz hepimiz. Yani kendi adıma çok seviyorum. Enteresandı bizim için. Oyunculuk deneyimi olarak sorarsan bu zaten nasıl diyeyim? Sert virajları olan ve empatisi çok yüksek ve tamamen dediğim gibi psikoloji üzerinde oynanan bir hikaye olduğu için Tunç'un çok belliydi noktaları. Nerede ne istediğini çok çok iyi biliyordu. Bence ilk başta burada hepimiz böyle bir şey olduk, sersemledik. Bir dakika, şimdi yanlış bir şey mi yapıyoruz falan. Doğru bir şey yaptığımızı düşünürken hep orada tam olarak öyle değil olan çok noktalar oldu. Ama işin güzelliği hakikaten böyle uzun bir prova süreci geçirdik ve herkes netice olarak böyle doğru notalara basmaya başladı ve üzerine pandemi girip o evlere çekildikten sonra da çok rahat bir şekilde aslında tekrar sete çıktık. Üzerine pek bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Ya ben çok şanslı bir insanım. Yani hep bahsederken de mumlarla aranmış insanlarla, oyuncularla bir araya geldiğimi düşünüyorum. Yani bizim birbirimize alışmamız ve bir hikayede, hikayenin üzerine, hikayenin kalbi üzerine anlaşmamız çok kısa sürdü. O noktadan sonra herkes son derece açık ve katkı sunmak üzere varını yoğunu ortaya koydu. Ben bu noktada hem doğru şekilde yönlendirmeyi hem de onların yönlendirmeleriyle de beraber filmin nereye gidebileceğini görmek istedim. Her ne kadar işte ne bileyim benim keskin bir takım isteklerim ve hikayenin gerektirdiğini düşündüğüm şeyler varsa da her bir oyuncunun hikaye kattığı, ilk kurduğumuzun ötesine koyduğu birkaç cümlesi var, birkaç anı var. Ben baktığımda hiçbirisinin olmadığı bir insanlar ikiye ayrılır hayal edemiyorum. Evet. Aras, senin için hem nasıl bir deneyimdi diye sormak istiyorum bu filmde. Çok ciddi ifatları aldık da ben onu söyleyeyim. Hepimiz adına şaşkınlık. Şaşkınlık önünde. Merak ediyorum bu iltifatlardan vallahi sonra. Vallahi hanımlar bana çok laf bırakmadı aslında. Yani şey olarak çok güzel özetlediler hikaye. Gerçekten bu iş çok doğru yazılmış ve çok noktalarına oturan bir iyi bir sistem eleştirisi ve bu işte yer almaktan ben çok mutluyum. Yani özetle söylersek hep konuştuğumuz gibi işte pandeminin başıydı. İlk defa tanıyorum. Yani hepsini izlediğim, takip ettiğim. Gerçekten mi? Bir de pimpirikli, yani pimpirikli derken çok özenle davranan bir annesi olduğu için bir sette Aras'a böyle daha mesafeli. Ağlamını biliyorsun değil mi? Evet. Biraz öyle sahne bir aralara girelim. Aras'ın annesi Instagram'dan engelleyecek. Aras'ın annesi evet kocaman öpücükler buradan. Görüyorsun. Yani bir şey paylaştık. Pandemi şartlarında özenle kurduğum zarar. Yani paylaşabilir miyim o durumu? Hani şey olarak. Hangisi? Yani yok. Hani Aras Şifa. İşte Pınar bir Covid geçirmişti. Sonlarına doğru ben de atlattım bu hastalığı bu arada. Neyse konuyla alakası yok ama hani Pınar geçirdiğinde annem magazinden öğreniyor ve bizim partner oynadığımızı biliyor zaten. Beni aradı. Yavrum neredesin? Setteyim anneciğim, ne yapayım falan. Anladım. Kimlisiniz? Burcu falan selam söyle. Erdem kötü adam ha. Ona da selam söyle. Yavrum Pınar geldi. Uzak dur o kızdan. Yavrum, kurban olayım bak Covid varmış, yavrum olmuş, bir şeyler olmuş falan. Dedim anneciğim yok yani burası gayet sağlıklı. Bir set herkes önüne bir de aldı falan. Bu arada gerçekten oraya da değinmek lazım. Yani bizi yapım, hani bir film sağ olsun Ersanlar kimseyi yalnız bırakmadı ve gerçekten böyle bölge bölge ayrıldığımız hani sette maskesiz girmek zaten hani onu konuşmuyorum bile ama hani makyözlerin, kostümcülerin, oyuncuların, reji ekibinin vesaire herkesin toplu alanda asla bulunmadığı ve farklı bölgelerde zaman geçirmelerini sağlayacak çeşitli kulvarlar açılmıştı. O yönden de çok rahat çalıştık. Yani sektöre örnek olacak bir set ve Covid önlemleri vardı. Çünkü hepimiz çok korkuyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani evlerde o kadar kapandık ve nasıl çıkacağımızı bilmiyorduk. Hakikaten Ersanlar bir film o anlamda çok içimiz rahat, hiç birimizin aklına en ufak bir şey takılmayacak şekilde çok rahatlık sette. Annenin içi rahattı yani. Rahattı sonradan. Annenin sorunu benleymiş. Yani göz göze oturup anneciğim bak bu iş böyle değil mi? Ha aman yavrum falan oldu yani. O yüzden konuya dönersek de yani benim için çok değişik bir deneyimdi. Gerçekten yani bu filmin bendeki yeri çok ayrı olacak. Çünkü benim de yani ilk festival filmim ben de okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Gerçekten her sahneyi çalışmış ve her sahneyi çekmiş nitelikte bitirdik. Yani ben sette şirkette sahneleri prova ederken böyle elma yiyerek oynadığım sahneyi beyaz perdede kokoreç yiyerek, köfte yiyerek falan. Sadece nesneler değişti. Duygu ve ciddiyet ve disiplin her şekilde, her koşulda aynı olduğu için hani ve gerçekten bu kadar kimyaların tutması hiç bir arada bulunmadığımız bir yerde hep beraber çok iyi anlaşmamız da bir avantajdı. Hepsi çok çalışkan ve ben hani yüzleri burada diye asla söylemeyeceğim. Çünkü başka yerlerde de söyledim. Böyle bir ülkede bu kadar zor zamanlar geçirdiğimiz bir zamanda bu kadar yetenekli ve güzel iki kadınla, şu anda aramızda olmayan insanlar da var. Başak ve Nezaket'i de atlamak istemiyorum. Evet. Bu kadar güçlü, disiplinli, kendi ayakları üzerinde duran ve yetenekli kadınlarla aynı sahnede oynamak, aynı filmde yer almak, birbirimizi yüceltmek beni ayrıca onur ediyor. Ayrıca dik başlı yürümemi sağlıyor. Evet. Böyle kadınlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Şimdi de bir şey cevap verin. Hadi bakalım. Tunç, sıra sende. Yok, gerçekten iltifat değil. Ya sen bahsetmişken galiba yani bu ekibin aslında bu masanın altı ayağı var. Geri kalan diğer üç oyuncumuz da yani Nezaket Erden, Başak Devşen ve Erdem Akakçı'da. Onlar da çok bu sürecin sonuna kadar dahiller. O yani her birisi o filme ayrı bir şey kattı ve yani o ilk andan itibaren o masanın etrafına dönen o sinerji hiç kaybolmadan sonuna kadar sette korundu. Hepinize o yüzden ben de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Filmde aklımda kalan sahnelerden biri de bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kesinlikle klima. Evet, klima sahnesi. Klima hayatta ne kadar önemli bir şeymiş meğerse. Evet. Ah o klima yok mu klima diye. Yani filmde yani klima tabii şeydi, hani benim en çok kafamı kazınan detaylardan biriydi. Ama çok güzel detaylar vardı. Yani siz oyunculuğunuzla zaten hani o tüm detayları yani yüzünüzde, mimiklerinizde bize hissettirdiğiniz gibi kostümlerinizde işte ne bileyim o klima detayıyla da her şekilde filmin içindeydik. Yani bunlar da başarı yani film içinde kalabilmemiz için. Bunları duymak çok güzel. Maalesef bu süreci araştırırken yani gerçekte ne yaşanıyor, ne gibi teknikler uygulanıyor araştırırken bir takım böyle triklerle karşılaştım. Klima da onlardan bir tanesi. Yani biz o görüşme odalarına girdiğimizde aslında halihazırda kurulmuş bir tuzağın içine giriyoruz. Davranışımız, ruh halimizi onların eline teslim etmiş oluyoruz. Onları mümkün olduğu kadar filme yerleştirip seyircilerden birkaç tanesine bir farkındalık yaratabilirsem bu benim için zaten çok büyük bir artı olmuş olacak. Evet, bence yaratacaksın artık böyle bir yere, bir toplantıya gelince klima çalışıyor mu diye herkes bakacak diye düşünüyorum. Ama kafamda sorulardan bir tanesi de şu: niye çektin bu filmi? Yani çok yakının başına böyle bir şey mi geldi, yoksa çok üst üste bu tip olaylar mı duydun? Gerçi hepimizin çevresinde var, ya da en azından sürekli bize kredi kartı satmaya çalışan, ki onlar için de çok üzülüyorum çünkü sistemin getirdiği bir şey bir taraftan, buna da kabul ediyorum ama ah ah diye başlamışım. Tam diyecektim ki ah etti aman sorma diyecektim. Ama herkes merak ediyor. Yani 2016 yılında bizim ailemizde böyle bir telefon görüşmesi, Burcu'nun yaptığına benzer bir telefon görüşmesiyle kardeşimin başına gelen bir hikayeden. O görüşmenin sonunda birkaç hafta boyunca devam eden işte karşı tarafta bir takım görüşmeler, bir takım kararların sonunda tam olarak aslında doğru yönlendirilmediğimizi fark ettik. Hatta manipüle edildiğimizi fark ettik. Bu benim çok ilgimi çekti. Başlangıçta çok kızdım, çok öfkelendim. Telefonun karşısındaki kişiye karşı büyük bir öfke duydum. Bir süre o hikayenin bir kısmı başka dizilere, başka hikayelere kaydı ama 2018'e geldiğimde o öfke yerini meraka bıraktı. Yani bir insan nasıl olur da her sabah hayatının çok zor bir anında olduğunu bildiği kişileri aralıksız olarak arayabileceği bir işte çalışmayı kabul eder. Yani bunu yapan kişi ne hissediyordur üzerine. Öfkeyi bir kenara bırakıp onu tanımak istedim ve sonra araştırmaya başlayınca aslında o tür şirketlerdeki devri daimin de yüksek olduğunu, sürekli yeni elemanlar alındığını, bir takım eğitimler verildiğini gördüm ve hikayeyi kurarken acaba ilk başta daha Ceren'in üzerinden, boşluğun üzerinden kurduğumda diğer tarafa kayarsak ne olur? Onu aklamadan, haklı çıkartmadan anlayabilir miyiz'in peşine düştük. Ve bu insanlar iki ayrılığa dönüştü. Evet. Ve çok iyi anladığımız bir film çıktı ortaya gerçekten. Aynen öyle. Kirli beyaz yakalılar derken belki de kırık beyaz yakalılar demek daha doğru olur. Ben de onu şey yapayım, düzelteyim. Çünkü kirli güzel bir kelime olmayabilir orada. Herkesi şey altına bırakmayalım. Evet, ama sistem biraz onu zorluyor. Fakat filmde bir de şunu hissediyoruz. Siz de onu hissediyor musunuz bilmiyorum. Sadece yani senaryo onu öyle gerekti, öyle düşünmemizi istediğini düşünüyorum. Sadece sistem değil aslında sorunlu olan. Yani insanlar da o sistemin dışına çıkmak için adım attığında çıkabiliyor. Ya da işte o sisteme çomak soktuğunda da kurtulabiliyor. Hem de bir şeyleri yerle bir edebiliyor belki de orada. Diye. Yani aslında iyi verdin abi. Ya bilmiyorum. Böyle böyle oldu. Filmi ne güzel anlattın. Ya bu filmle ilgili bahsetmenin en zor kısımlarından birisi bu yani. Evet, evet. Yani hiç kimseye işaret eden bir şey değil. Yani var olan hikayeyi var olduğu gibi anlatmak. Evet. Yani ve bu süreçte de haklı tarafın haklı yanlarını ya da öbür tarafında haklı olduğu ya da haksız olduğu. Dedim ya işte yani o av ve avcı olduğu hikaye sürekli bir değişken. Av olduğunu sanarken avcı olduğunu görüyorsun. Avcı olduğunu düşünürken av olduğunu sanıyorsun. O şekilde, o yüzden herhangi bir tarafı zaten parmakla gösteren bir film değil. Evet. Sadece bir sistemi gösteriyor. Aynen, sistemi, insanları, yaşadıklarımızı, içinde bulunduğumuz durumu, sinemanın farklı tekniklerini, dediğim gibi yeni nesil konular, yeni nesil çekim teknikleri, senaryo tarzı ve daha pek çok şey söyleyebilirim. Ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Elinize sağlık. Film de çok keyifli, çok da güzel, keyifli bir yolu olacağını düşünüyorum. Sinemayla başlıyoruz, daha sonra farklı dijital platformlarda da izlenecek. Değil mi? Yanlış bir şey söylemedim. Evet efendim, doğru. Ay şimdi yanlış diyelim. Efendim sinemalara gelin, kapıda kolonyaları biz tutacağız. Ben maske tutacağım, Burcu kolonya tutuyor ama şeyi biliyorum en azından. Gerçekten sinema salonları için çok ciddi bir hava filtreleme bilmem ne sisteminin olduğu ve o anlamda güvenli bir alan olduğunu en azından biliyorum. Zaten koltukların boş dolu. O yüzden ve sanat olmazsa hiçbir şey olmuyor. O yüzden yani, sinemaları yalnız bırakmayın gerçekten. Müziğin her zaman yaşıyor olması lazım ve biz de elimizden geldiğince hem tabii ki kendi sağlığımıza dikkat ederek ama bir yandan da sanatı ayakta var etmek ve ayakta tutmak zorundayız. Hepimiz kendimiz için. Önce ruh sağlığımız için. Diyorum kesinlikle. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, oyuncularımızı dinledik. Bu keyifli filmi anlattılar. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız İnsanlar İkiye Ayrılır vizyonda mutlaka izleyin. Şakir Gökçebağ'ın Readymade başlıklı sergisi 15 Ekim'e kadar Ferda Art Platform'da sanatseverlerle buluşuyor. Gökçebağ, hayatın içinden objeleri gündelik kullanımlarından koparıp yeniden yorumlamasıyla tanınıyor. Süpürge, mandal, hortum, tuvalet kağıdı, halı ve askı gibi gündelik malzemeleri üretiminde kullanan sanatçı, Readymade adlı sergisinde basit görünen ama çok katmanlı üretimlerini malzemenin hafifliği ve sıradanlığıyla harmanlıyor. Maskeli balo, telli telli, eskiden, çember, fırtına gibi sevilen Murathan Mungan imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle 23 Eylül'de Türksel Vadi Açık Hava'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ceylan Ertem, Damla Sönmez ve Demet Sağıroğlu, Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde aynı sahneyi paylaşacak. Ayrıca oyuncu Uras Kaygılaroğlu, Murathan Mungan imzalı bir Müslüm Gürses şarkısıyla etkinlikte sahne alacak. Telli, 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 şu telli turna. Disco funk albümü 7 ile ses getiren ve listelerden düşmeyen Gökhan Türkmen, Bayhan Prodüksiyon Organizasyonu'yla 12 Eylül'de Maximum Unique İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Türkmen ayrıca 17 Eylül'de İzmir'de, 18 Eylül'de Aydın'da, 24 Eylül'de Adana'da, 25 Eylül'de Mersin'de, 5 Ekim'de Denizli'de, 15 Ekim'de Trabzon'da, 26 Kasım'da Balıkesir'de ve 27 Kasım'da Kocaeli'nde sahne alacak. Yunan asıllı Türk DJ ve prodüktör Alex Macris, After the Silence isimli yeni teklisini Hollanda menşeli Pursuit Recordings etiketiyle tüm dijital platformlarda elektronik müzikseverlerin beğenisine sundu. Gazeteci yazar Filiz Ay Gündüz'ün Annem Beni Görsün isimli 3. romanı Doğan Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Anne çocuk ilişkisinin çocukların anneleri tarafından görülmesinin öneminden yola çıkan roman, görülme ihtiyacının yanı sıra ölüm korkusu, dostluk, kız kardeşlik, aile, kadın erkek ilişkileri, yalnızlık, mutluluk arayışı gibi insana dair birçok konuya dokunuyor.